Oturmadan maske çıkaracaksın. Olmaz. Raporum devlet da çıkarsın. Devlet korumasında şu an. Hayır, yok, devlet maske çıkaracaksın. Yüzünü çıkarsın. Maske çıkaracaksın. Çıkaramazsın. Devlet koruması. Ya çıkaracaksın. Hayır, çıkaracağım. Çıkaracaksın. Çıkaracaksın maskeyi. Çıkaracaksın. Rukiye bak. Rica ediyorum. Talebi o, maskeyi çıkartma. Beyefendi de can güvenliği için maskeyi çıkartmak istemiyor. Dolayısıyla da... Ya tamam. Çıkaracağız. Yalan. Burada yalanla iş olmuyor. Rukiye şu anda çıkartmak istemiyor. Çıkar. Tamam, çıkarmasın ya. Ya çıkaracağım. Çıkaracak diyorum. Karışma sen bir şey. Çıkaracağım. O zaman Rukiye dışarı alayım seni. Çıkaracağım. Ömer ile konuşayım. Seni dışarı alayım. Çıkaracağım o maskeyi. Rukiye. İsmail'e ince kadar attıkları iftira yeter. Çıkaracak o maskeyi. Rukiye şu anda can güvenliği için. Çıkaracak. Suçlu olarak ortalığı karıştırmak istemiyorum. Çıkaracak. Rukiye devlet korumasının olduğu için. Hayır, devlet koruması değil o adam. Suç. İfadem var mı? Bak maskeyi çıkaracaksınız beyefendi. Suç. Sizde benim ifadem var mı? Sizin ifadeniz bende yok. İzleri kararı olduğu için bazı farklı ifadeler var. Çıkarın maskeyi. Tamam, teşekkür ederim. Kenara da bir zahmet bir kenara alın. Ben tamam, biliyorsun. Ya çıkarsın hocam. Yakınla üstüne çıkarsın bu şu maskeyi. Ya çıkarmasın. Ya karışma sen. Karışma ya. Şimdiye kadar atılan iftiralar yeter İsmail Hoca. Çıkaracak o maskeyi. Maskeyi çıkaracaksınız beyefendi. Beyefendi. Beni durdursa bakmam. Maskeyi çıkaracaksın. Bırak, bırak. Çıkarma şeklinde gidecek. Arkadaşlarım Rukiye ikna etmeye çalışıyor. Bakalım Rukiye ikna olacak mı? Çünkü beyefendi de can güvenliği için maskeyi takmak istedi. Bizim tercihimiz değil. Beyefendinin tercihi. Dolayısıyla da can güvenliği için bundan endişe ediyor. Çünkü bu adam rapor olduğu için bu öldürse de suç. Onu araştırır yargı araştırır. Ya çıkaracak şu maskeyi Allah kitap üzere çıkardı. Seni. Bak yayın yapamıyorum. Çıkaracak bu maske. Orada ya da olsa çıkaracak. Ya ben savunacağım. Konuşacağım. Çıkaracağım. Cevap vereceğim. Ben hayır, cevap vereceğim. Hayır çıkaracak. Ya videoya kadar attıkları iftira yeter. Çıkaracak bu adam maskeyi. Rukiye. Sen sağlam raporumu çıkar hemşerim. Getir bir sağlık raporumu. Sizi biz dışarı alalım. Kameraları bir kapatıp sizi başka... yayınları bir dinletelim mi? Kamerayı ya kapatalım. Ya çıkaracak Didem Hanım. Bak iyi lütfen çıkarsın diyorum. Çıkaracak. Rukiye bir çıkar. Sakin ol. Bir hemen çıkar. Yalan için yapıyor. Maske mi çıkar ya? Maske mi çıkar? Erkek gibi gel bu yayına geliyorsan. Şimdi. Ben o kişinin can güvenliği benim can güvenliğim yok. Adam yok. Ben neden korkuyor ama Didem Hanım? Niye korkuyor? Şimdi bak, yalan şahit olduğu için korkuyor. Birincisi bak Ömer Bey ve Rukiye Hanım. Valla ben canımı hesaba verdi olursam tek kurşunda olsa doğrudan ayrılmam. Boynumu da koparacaklarını bilsem doğrudan ayrılmıyorum ayrılmayacağım da. Ayrılma canım. Ha, ayrılmayacağım. Doğruları konuşsun. Kırsan ben İsmail'e attı iftira yeter bunun. Çıkarım gelmez mi de? İsmail yok, arabaya... Yok gelsin ya, hayır. Sıkıntı yok. Gelmeyecek. Gelsin, veremeyeceğimiz bir hesap yok bizim. Gelmeyecek konuşma. Bak ben Hindi'ye kadar gelsin, İsmail attım sıra yeter. Yalnız bak. Ömer Bey, he. Rukiye Hanım'ı dışarı al. Rukiye, bir dakika. Orhan Bey çok teşekkür ederim ama bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar Rukiye Hanım'ı dışarı alacağım. Gizli tanığımızı arkadan alalım. Şu Ömer Bey kendisiyle konuşmak istiyor. Ben de sormak istiyorum. Ya maske çıkaracak. Hocam bak seninle tanışmıyorum burada yani. Maske çıkaracak. Maske çıkaracak. Şimdiye kadar İsmail'e attığı iftira yeter o adam. Rukiye'cim. Maske çıkar. Gitmiyorum. Maske çıkaracak o adam. Rukiye'cim. İnsan gibi maske çıkaracak o adam. Sen böyle yaparsan korkar tabii ki. Bitiyor yayın. İnsanlar kendisini... Maskeyi çıkaracak, karışma sen. Benim olay ise karışma, maskeyi çıkaracak o adam. Bir beni 2 dakika dinle. Bir dinle beni, dinle beni. Çıkaracak, git ya adam. Madem can güvenli var, gelmeyecek buraya. Sesini kesin kardeşim ya, dinle beni. Dinle seni. Dinliyorum. Dinle. Dinliyorum. Adam hakkında koruma kararı var. Koruma kararı var. Koruma kararı varsa gelmeyecek. Bir şeyden korkuyorsa, çekiliyorsa gelmeyecek. Sen çık bir dışarı. Çıkmıyorum. Çık bir dışarı. Çıkmıyorum. Adamı yayına alacağım ben. Çıkmıyorum. Adamı ya. Bak çıkarsın diyorum. Maske çıkarsın o zaman. Raporuyla gelsin yalnız bak. Ya beyefendi Ömer Bey eğer bunun akdi dengesi yerinde yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcıları bu adamı dikkate alır mı? Alır mı? Savcılığın dikkate aldığını nereden bileceğim? Kendim konuştum çünkü savcıyla ben. Hayır. Ya. Sayın savcımla ben kendim konuştum. Kalk gidiyoruz ama, o zaman. Tamam yayını bitiriyoruz. Yayını hayır. Konuştum. Hayır. Ben kendim konuştum. Dur. Ben gitmiyorum.
Kendin o zaman konuştum. Sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum Ömer Bey gitmiyorsan. Kendin konuştum ya ben sadece. Ya konuşsun. Hayır. Ben tanıktan sanıktan korkmuyorum ya. Şimdiye kadar attılan iftira yalan yeter. Ne neden ya, konuşmasını istemiyorsun? Ne? Neden konuşmasını istemiyorsun? Niye iftira atıyor ya? Gözünle gördün mü İsmail Bacı? Nerede? Hangi kameralar gösterdim? Hani gördüm diyor, gördüm. Gece sezon kameralar istedim ben. Tamam, İsmail Bacı ona 600 milyar para teklif etmişler mi? Ses kayıtlarını dinledim. İsmail değil. İsmail değil. O ses kayıtlarını ben dinledim. O ses kayıtlarında bir avukatınızın ismini söylemeyeceğim. Kimseye de zan altında bırakmayacağım. Şu telefonumu bulun gelin. Bir avukat, şu anki avukatınız değil. Şu anki avukatınız değil. Başka bir avukat. Avukatınız, o avukatın yanında çalışan bir stajyer ya da yanında çalışan bir tamam, avukat. Tamam, çıksın bunlar işte. Avukat arıyor beyefendiyi. Güzel bir delil. Arıyor. Arkadaşlar ben bu arada gizli sanıkta gelsin. Gelsin burada anlatacağım o meseleyi. Gel beyefendi gelir misin? Güzel bir delil. Gel. Ondan sonra arıyorlar beyefendi. Ben ses kayıtlarına güvenmedim önce, inanmadım. Dedim ki yalan söylüyor. Bana dinlet dedim ses kayıtlarını. Orhan Bey'le konuştuk. Beyefendiye dedik ki bu ses kayıtlarını ben dinlemeden ben böyle bir şeye inanmam dedim. Ben böyle bir operasyonun yapıldığını biliyorum. Yetkililerle de konuştum. İsmail Bacak geldi. Hayır, 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 hayır. Şöyle İsmail Bacak adına tamam mı? İsmail Bacak adına bir genç de bir adam, 30-35 yaşında bir adam beyefendiyi arıyor. Diyor ki alo diyor. Biz diyor sizin diyor masraflarınızı karşılayacağız. Sizinle buluşalım. İsmail Bacak'la ilgili bir şeyler söyleyin diyor. İsmail Bacak da gelecek diyor görüşmeye. Biz ısrar ettikten sonra. Bir ısrar ediliyor. Tamam mı? Bütün bu olaylarda. Ben önce polis sandım. Ve JASAD'ın kontrolünde gerçekleşiyor. Tamam mı? Arkasından diyor ki işte bir para teklif ediliyor. O para meselesini geçelim. Para teklif ediliyor. Arkasından da İsmail Bacak'la geleceğiz. Görüşme yapacağız ve sizinle birlikte de bir uzlaşıya varacağız. Ama şu, o kişinin hedefi şu, beyefendiyi tanıklıktan vazgeçirmek. Doğru mu beyefendi? Evet efendim. Böyle tarihi yanlış hatırladım. Ben inanmadım bak. Dedim ki doğru kim söylemiyor. Kim o zaman? Kim o? Şu anda o kişi. O kişiyi savcılarımız biliyor. Ben bilmiyorum. Tamam, tamam da İsmail Bacak diyor ama ne gördüğünü biliyor. İsmail Bacak aramıyor. İsmail Bacak şart ediyor bana beri. Geçen sene sezonundan beri. İsmail Bacak gördüğünü söylüyor. Cinayet günü. Ama bu telefon görüşmesi Mayıs gibi, Haziran gibi gerçekleşiyor. Tamam. İsmail Bacak mı çağırıyor? Hayır, İsmail Bacak adına ben toplam bir 10 dakikalık bir telefon dinlemesi, telefon kaydı var. Çok var, Didem Hanım. Benim dinlediğim o kadar. Tamam. Ben o telefon dinledikten sonra orada kullanılan bir cümle var. Tamam. Bir avukatın ismi veriliyor. Ben önceyle güvenmedim beyefendiye. İşte o avukat gelecek. Hayır, ama avukatın ismini ben... O avukat gelecek. Hayır. Bak biz yalancı saygımız olmayız. Bak şu kadar. Bu yalan. O zaman yalan iftiralarla karışamıyor. Şimdi ya kadar bana gel iftira getir. Tamam arkadaşlar, müziği verin, avukatın ismini söyleyeyim aile hemşehriye. İsmini söylemeyeceğim, karıştırmayacağım o kişinin. Çünkü zan altında kalıyor bir özellikle adli yıl açılışında.